Evet başlayalım mı? Başlayalım hocam. Evet. Şimdi eee önemli bir konu. Ben e, bu hasta kolu projem devam edecek. Sadece bu ile başlamam benim gönlümdeki yeri ve hastalık tedavisindeki önemsediğim konumla ilişkili. Ee, onun dışında çok şey anlatacağım daha baş hasta kulunda da proje olarak. Yani hastalıklarda anlatacağım benim uyguladığım tedavi yöntemleri de. Uyguladığım tedavi yöntemlerini birazcık ben e, eğitimler alıyorum. Sonra kendi bilgi birikimim ve hasta deneyimle de birlikte e, şey yapıyorum harmanlayarak hani bir şekilde onları bir kombin yapıyorum amacım hep hastalıkları çözmek o yüzden de e, bir de ee, mümkün olduğu kadar en hastaya yararlı, en basic şekilde ve en hızlı, en iyi uygulanabilir şekilde. Her videomun sonunda hani onun video, <laughs> video şeyini koyarım ya, onun organondan alıntıyı. Hep onu yapmaya çalışıyorum. O yüzden de birçok tedaviyi de benim bakış açımla anlatmak istiyorum. Yani kulak akupunkturu, arküle terapiden, homeopatiye, nöral terapiye, birçok akupunkturu nasıl algıladığıma, birçok şeyi sizinle paylaşacağım. hasta ee, olacak. Daha sonra sizinler talepleri, bu videoyu daha sonra izleyenlerin talepleri doğrultusunda da konular seçeriz. Onların hepsi konusunda eğitimler yapmayı düşünüyorum. Neden düşünüyorum? Çünkü acayip bir sosyal medya ağırlıklı olarak bir bilgi kirliliği çok mevcut. Ben çok uzun yıllardır şeyle çalışıyorum. 18 yıldır ilaç tıbbı, tıpla çalışıyorum. Son yıllarda çok popülerleşti. Ben kulaklığı da takayım. Ses kaydı daha iyi. Yıllarda popülerleşti ve popülerleşmesiyle birlikte çok acayip bir şey var. Yani birçok meslek profesyoneli size öğütler veren birçok şey yapan meslek profesyonelleri var e, ve birçok şey karmaşa halinde e, hastalığı olan, derdi olan da buralardan çözüm aramaya çalışıyor. Biz burada doğru bilgiyi paylaşalım. Yani denize bir taş atalım, ne kadar dalga yaratırsa e, o dalgaya ulaşan da ulaşsın diye düşünüyorum. Bunu bir görev gibi düşünüyorum, bir vicdani sorumluluk olarak düşünüyorum, mesleki sorumluluk. Şimdi postürolojinin önemi şuradan, çünkü e, ben e, birçok hastalıkta o vücudun balansı, postürün gerekliliğini anladım. 2004 yılında ilaç dışı yapmaya başladığımda. Diş sıkmayla çok uğraştım, birçok şey aradım. Yani osteopat eğitimine gittim, birçok şeye baktım. Sürekli bu sistemin akışını düzeltmek gerekiyor. Çünkü postür dediğimiz şey sadece duruş değil. Derslerde de söylediğim gibi. Bütün ipofasyalar dediğimiz aslında incecik bir zar gibi bütün vücudumuz saran şey birçok bilginin aktığı yer. O akan bilginin, vücutta bilgi akışını sağlayamazsanız bu makine, bu o, elektronik makine gibi bir makine diyelim doğru çalışmıyor. İşte o blokajları, bu akışı sağlarken postürü sağlamak çok önemli. O nedenle ve onu çözmeye çalıştım ama Michel Marignan'la birlikte bu işin kolaylaştırıcı yöntemini öğrenmiş oldum ve Bundan sonrası içinde ve Aralık ayında onu kaybedince çok üzüldüm, ağladım, söylemişimdir de. Çünkü o klinik kolaylaştırılcını ve klinik perspektifini oturtan kişiydi ve gerçekten de çok değerliydi ve e, onun adına da ağladım, onun değeri anlaşılamadan gitti diye ama bazı şeyler sonradan da anlaşılır. Ben o yüzden de onun da anısına ilk postürolojiyle başlamayı düşündüm. Bu ilk deneyimimiz, bu canlı toplantımız ilk deneyim. Sizler de ilk bu deneye dahil oluyorsunuz. Bundan sonra bu toplantımızı iyi giderse çok daha fazla toplantı yaparız diye düşünüyorum. Şimdi direkt sorularla da başlayabiliriz ama ben biraz hocalım tutsun size sorular sormak istiyorum. Bazı vakaları soracağım ve bu derslerden ne anladınız? Orada ne önerirsiniz? Vakaların çözümünde o şeyle birazcık soru sorarak dersiniz ne kadar çalışmışsınız diye başlayayım diyorum. Şimdi şöyle yapalım. Bir de ee, mikrofonları falan ben kapatmıyorum etrafında gü e, gürültü olan o an konumu değişecek olan kendisi kapatsın Mikrofonu kapatmayı biliyorsunuzdur sol alt köşede böyle mikrofon işareti var ee, konuşmak istediğiniz zaman açabilirsiniz veya sakin bir ortamda diyen e, şey yapmasın kapatmasın ee, ben şeyle başlıyorum soru cevap vereceğiniz zaman da açabilirsiniz açık da tutabilirsiniz ama hani çevre gürültülere biraz dikkat edelim Şimdi size bir vaka soracağım. Ne yapalım diye soracağım. Şimdi bu 32 yaşında bir kadın hasta. Bacak çok basit bir hasta. Ee, benim muayenehaneme bile gelmesine gerek olmayan bir hasta. Siz bunu anlayacaksınız. Bacaklarda ağrısı var. 32 yaşında genç bir kadın. Uzun süre ayakta kalınca da belinde de ağrı başlıyor. Mesleğe gereği ayakta kalması da gerekiyor. Ee, bir süredir yürüyüş yapıyorum diyor bana. Sağlığıma dikkat ediyorum artık. İşte sağlıklı besleniyorum, yürüyüş yapıyorum. Ama ağrılarım artıyor. Anlamadım neden diyor. Fizik tedavi doktoruna yani bir bel amarı çekmişler hemen böyle emar çekmeye çok şey oluyor bel ağrıyor diye çok belirgin bir şey saptanmamış dizlerinde demiş birazcık sıvı azalması olabilir ileride işte gelin işte bize enjeksiyonlar yapılıyor farklı ondan yapabiliriz falan gibi bir uyarıda bulunmuş egzersiz yap demiş ağrılarında devam ederse fizik tedavi yapalım demiş. Egzersizle artıyor ağrılarım diyor yani ben son aylarda egzersiz yapmaya başladım da ağrılarım arttı yüzme pilates yapsam olur mu diye sordu bana birazcık daha bu şey ben genelde beni tanıyanlar hastalarımı görüşerek alıyorum eee muayenehaneye direkt randevu olmuyor. Ben kendim görüşüyorum. Daha çok çok şey denemiş, çözüm bulamamış vakaları alıyorum. Ve şey, e, o görüşmelerle de insanlara önerilerde bulunabiliyorum. Bu hasta öyle bir vakaydı. E, biraz sorunca annesinin diz ağrıları var ve dizlerinde bayağı sıkıntısı var. 60'lı yaşlarda olmasına rağmen yani e, hazırlıklı olmasın diz protezi gerekeceği söylenmiş ve bel fıtığı ameliyatı olmuş. Şimdi ne yapalım bu hastaya? Ne diyorsunuz? ...öneriniz hocam mı? Hocam ay ayakkabısını, ayakkabısını değiştirsin bence önce. <laughs> evet. <Ayakkabısını gülüyor> Hiç şey yapmadım değil. zaten ayakkabısı değişti bu hastanın. Ee, şeyle ayakkabısı diyeyim. değişecek hocam. Evet, öğrenmişsiniz. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Şimdi şöyle... E, ...bu hastanın ağrılarında bir dikkat... ...şimdi anemnez diye bir şey diyoruz biz... ...hastayı dinlerken pasif dinlemiyoruz aslında. Sürekli ben matematikçiyim. E, matematik mezunu, biyoloji mezunu da değilim ben. Matematik benim kafam öyle çalışır... Sürekli sürekli şey yapıyorsun. Sürekli böyle analiz yapıyorsun dinlerken. Hemen bir yaşam kronolojisi kuruyorsun. Bu ağırları ne zaman artmış egzersizde? Ne yapmaya başlamış yürüyüş? Yürüyüş ayakkabıları nasıl ayakkabılar genelde? Daha çok böyle hani konuştuğumuz gibi arkası ve burnu daha şey böyle yürürken yaylanmayı rahatlarsın diye. Bir de ayakta çok rahat hisseden o ekstroseptif dediğimiz o ayağın yere verisini bozan içinde böyle yükselt olan ayakkabılar. Evet bu hastayı ayakkabısını değiştirmesini ve gerçekten de ayakkabı da almış yeni ve o, o yürüyüş ayakkabısı falan onunla bağlantılıydı. Zaten e, çok rahatladı ama bir ö, öyküde bir şey dikkatimizi çekti arkadaşlar annesi. Bu hastaya Böyle bir yardımda bulunmazsak ileride ne olacak bu hasta? Annesi gibi olacak. Genelde bu yere değme verisi e, aileden geliyor. Ben ailesinde bel boyun fıtığı, diz, dizinde kireçlenme, kalçasında sorun olanların yeri ayağın yere değme verisi genetik olarak bozulmuştur. Atalarımıza göre bozulmuştur ve o çocuklara geçiyor zaten. Kendinizde varsa çocuğunuza da geçiyor. Başka geçen şeyler de var. Hani bu işler sadece kompleks aslında. Hani size benim bu anlatımdaki bir kişinin bir sesler geliyor dışarıdan mikrofonu kapalı tutsun. Ee, benim size bunu anlatmak ki amacım bazı e, basit şeylerle e, birçok şeyin birleşiminden olan şeyleri kontrol edebiliriz. E, yani bağ ile ilgili sıkıntılar da başka şeyler de olabilir ama bunu yapmak ileride. E, bu noktaya annesinin noktasına gelmesini engellemenin en önemli şeyi ve onun hayatı için çok bir iyilik yapmış oluruz. Bunu doktor olmanıza gerek yok. Sizler de çocuklarınıza eşinize, ailenize yapabilirsiniz. Yani bu, bu kadar paylaşım ve bu çabamın amacı burada ve gerçekten de derslerimde anlaşıldığını buradan anlıyorum. Ayakkabıyı e, şey yapıyor. Sonra ayakkabıyla ilgili sorularınıza gelelim. Ayakkabıları ne yapacağız diye. Bu bir, birazcık vakı örneği, birkaç vakı örneğiyle gidelim. Ee, yine kafamdan bir vakı örneği. K ya kafamdan değil. Bu öykü aldım bir öykü hastadan. Ee, 40 yaşında bir kadın hasta sırt ağrıları beni öldürüyor diyor. Özellikle de aslında diyor ki hem boynum hem belim hem sırtım bütün omurgam ağrıyor. Kısa süre ayakta dursam hani bir çorbayı karıştırıncaya kadar bir ayakta durmaya dayanamıyorum. Bir ara geliyorum ara verip böyle bir uzanıyorum yemek yaparken falan biraz dinlenip tekrar gidiyorum diyor. Ama bu sırtım o ağrıyor ağrıyor dayanamıyorum. Boynumda belimde fıtık tespit edilmiş. Ameliyat olmak olacak kadar değil demişler. Hani böyle daha fıtıklar var ama ameliyat olacak kadar değil demişler. Fizik tedaviye gitmiş bir ara. Birazcık rahatlamış giderken. Daha sonra tekrar artmış. Başka tedaviler de denemiş. Onları çok şey yapmayalım. Yani biraz dönüp dolaşıp şey yapıyor. ağrıları devam ediyor. Biraz bazı şeylerden faydalansa da bir, bir şeye de gitmiş. Osteopata da gitmiş. Faydalanmış. Daha Fizik tedaviden daha çok faydalandım dedi. Onların da ne yaptığını nerede nasıl kullanacağımızı konuşuruz isterseniz. Geçen yani diş hekimine, diş hekim demiş ki diş sıkıyorsun. Ee, ve botoks yapmış, sonra da bir gece pilav vermişler. Ee, çenen biraz rahatladı gibi oldu ama gece plağını kullanamadım dedi. Ama dedi sonra tekrar ağrılarım çok artıyordu. Çaresiz tekrar gitmiş. Tekrar bir yaklaşık 8 ay kadar önce daha fazla yaz dönemi bir plak ya tekrar botoks yaptırmış ama hiç bir faydası olmadı. Ağrılarım gittikçe çok artıyor. Ne yapsam daha çok artıyor ee, ve son zamanlarında diş sıkmam da arttı. Aynı zamanda bir de kulağımda çınlama başladı diyor. Genelde e, çınlama başlangıcı sonbahar gibi botoksu Ağustos'ta yaptırmış. Üniversite yıllarında da boyun ağrısı var. E, ve e, lisede ortodontik tedavi olmuş. Orta son lise döneminde dişlerinde birazcık daha düzgün ve şey birazcık şeyler varmış çapraşıklıklar falan düzeltmek için. E, güzel bir kadın da estetik olarak böyle bir uygulama yaptırmış. Şimdi bunun için ne yorum yapıyorsunuz? <laughs> bunun problemi nerede sizce? Mandikatör hocam, etki mi hocam? Evet, mandikatör etkiyi kim öğrendi? <laughs> hocam ben ortodonti etki. uzmanıyım. Ha, uzmanı. Ee, <laughs> evet. <gülüyor> doktor hanım, ha, ortodonti uzmanı ve doktor arkadaşımız var. Ee, şey, genelde şeyi yapalım, yani bu hastalara yönelik bir toplantı. Onu biliyoruz. Ee, teknik şeyleri ama mandikatör etkiyi Michel Marien'in anısına Biz kullanalım. Biz bahsetmiştiniz. Evet. <laughs> evet, mandikatör etkiyi mutlaka kullanalım. Çünkü o öyle diyordu. Mandikatörü düzeltelim, mandikatör etki deniyordu. Mandikatör bu çene ve bu sistemin adı. Evet, şimdi şöyle bir şey. Ee, tabii ki tek başına şey değil, bu daha çok boyun ve e, bu ağrıları ama sadece mandikatör etkisi de yok bu kadıncağızın. Bel ağrısı da, bel pıtığı da var, e, ayaktan gelen verisi de bozuk. Ama sistemi kıraş eden ve o işi başlatan 10'lu 20'li yaşlar arasında e, postürümüz oturuyor diye konuşmuştuk. E, o dönemdeki ortodontik tedavinin burada bir negatif etkisi var. Şimdi ortodontistimiz de var burada ama onunla teknik ayrıca e, bu işin teknik eğitiminde ayrıca konuşuruz. Yani ben e, estetik amaçlı da kullanılabilir. E, hani ben birazcık daha rigidim. Estetik amaçlı dişimizi yaptırmayın diyorum. Hollywood'da artist mi olacaksınız? Olacaksanız da karakter oyuncusu olun falan gibi espri yapıyorum da. E, bazen hastalar isteyebilir, genç kızlar takabilir, yapılabilir ama ondan sonra çeneyi ve postürü düzeltmek lazım. Yani bir şekilde geçmişinde ortodontik tedavi olan kişilerin bu mandikatör bölge zorlanıyor, değişiyor bu değiştirmek lazım bir. Bunun bu, bu bunu arttırmış. O yüzden üniversite yıllarında da boyun ağrısı var. Ama ekstra faktörler aynı zamanda ayaktan gelen veri de de var. Şimdi buradaki e, diş ile ilgili olay. Evet diş sıkma var. Diş sıkma bizim yapımızla ilişkili bir şeydir. Bilinçsiz beynimizin amigdala'nın yaptığı bir şeydir. Bunu e, botoksla falan veya gece filayla düzeltemeyiz. Gece plağı konusunda yani ortodontist meslektaşımızla ayrıca farklı teknik konuşma gerekir. Size ben genelde bilgi vereyim. Sadece basit bir mantık söyleyeyim. Bruksizmi anlattım size. Bruksizmin diş sıkma değil sadece. ve Bruksizm tedavisinde uygulanan şu çeneklemindeki hasarı düzeltmek. Yani diş hekimlerinin yaklaşımında eğitimlerinde bu bakış açısı var. Ama benim anlattığım şeyde para fonksiyon dediğimiz şey var. Kasları benim dengelemek çünkü anterior ve posterior kas zinciri çiğneme kaslarıyla başlıyor. Siz bunları e, bozduğunuzda veya hasta bunu bozduğunda e, bunu düzeltmek önemli ve buradaki santralden düzeltmek önemli. Botoksla yaptığımız şey işi daha kötüleştirmek. Neden? çünkü çiğneme kasların ana büyük kas bu masseter kaslarını yani ana kası felç ettiğinizde ama hepsini felç edemiyorsunuz. Hepsini felç ettiğinizde zaten mahvolur hasta. Botoks çünkü kasları geçici toksindir ve kasları geçici felç eder. Konservelerde olan bir bakteridir onun ürettiği toksindir konserve zehirlenmelerindeki ölüm nedenlerinden birisidir çünkü solunum kasları falan da felç olduğu için ölebilir e, hasta e, ciddi bir tablodur İşte bunun tıbbi uygulamasıdır e, botulinum toksini e, Türkiye'de ilk botulinum toksini ile ilgili poster ve sunumu da ben ve e, uzmanım Eşim Hoca yapmıştır. Ben asistanken 90'lı yıllarda, o Fransa'dan gelmişti, benim uzmanımdı. Böyle çok spastik bir küçük çocuğun bacakları kıvrılmış gitmişti ve açamıyordu. Biz ona botulinum, ondan o, o biliyordu tabii ki ben de, benim bakan, ben de asistan olarak. Ona botulinum toksini yapıp kaslarını felç yaptık, bacaklarının biraz daha açılıp fizik tedavi yapılabilir noktaya taşıdık. Faydasını da gördü, onu da poster yaptık Kongre'de. Ee, o zamanlar daha estetik amaçlı bile kullanılmıyordu. Ben ondan duydum ama öyle başladık ama çok başka noktalara geldi. Bruksizmle ilgili çok uzun yıllardır paylaşımı yapıyorum. Ee, ve pişman mıyım? Biraz pişmanım. Çünkü bruksizmi çok gündeme taşıdım ve o zaman bana karşı çıkan meslektaşlarım bile şimdi iş sıkma baş ağrını, boyun ağrını yapıyordur deyip çene cerrahına gönderiyorlar. Ortodontistimiz de var. Bu iş çene cerrahın işi değildir. Bu oklüzyon denilen kapanma şeyini daha çok en çok bu işle protezciler uğraşır. Protez uzmanının ilgilenmesi daha mantıklıdır. Çene cerrahı çene haşat olduğunda ilgi devreye girebilir. Ama çeneyle ilgili burada doğru bir tedavi çenenin o şeyini de ortadan kaldırır ve o anlamda da yanlış bir yönlendirme var. Ben gündeme getirdiğim için bir anlamda üzülüyorum çünkü botulinum toksininin botoksun bakın bu hastadaki örnekte birçok vaka duyuyorum. Birçok vakayla görüşüyorum. Bir kısmını tedavi oluyorum. Botulinum toksini uygulandıktan sonra çene biraz rahatlıyor. Ee, çok faydalandım diye e, onların sosyal medya paylaşımlarında yorumlar yapılıyor. Ama sonrası uzun vadesi ne oluyor? Uzun vadede şikayetleri daha çok artıyor. Çünkü bu kas zincirini daha çok bozuyorsunuz. Amigdala ne yapıp edip sıktırır zaten. Veya sıkmasa da o para fonksiyonları varsa, alışkanlıkları varsa var olan sistemdeki bozuk da olan dengeyi daha da çok bozmuş oluyorsunuz. Ee, ve bu hastanın da farkındaysanız yazın botoksundan sonra çınlaması başlamış. Artık iş bir sonraki daha hastalık bir sonraki level'a ilerlemiş artık. Bu anlamda bu vakayı da söylemek istedim. Evet. Peki şimdi başka şey vakalar da konuşurum, örnekler veririm. Şimdi birazcık konuşalım. Ne diyorsunuz? Neler soruyorsunuz bana? Bu. Hocam Heh, tamam hocam diyen başlasın <laughs> hocam ee, Necla Şire ee, ha, Necla ben... Dedim, hasta. <laughs> hocam çok <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ederim e, şimdi bu e, göz kulak ve ayak virüsüden bahsettiniz ya bu hasta okulunda şimdi e, gözlük takıyoruz yakın daha doğrusu şöyle söyleyeyim e, kendim için söyleyeyim 3 e, tane gözlüğüm var benim yakın gözlüğü astigma ve gücü görüş gözlük <laughs> gözlükleri var Bunları bazen astigmat ve gece görüşünü ben bilerek takmıyorum. <laughs> Devamlı kullanmıyorum. Yakın gözlüğünü ara ara ihtiyaç olursa kullanıyorum. Kullanmamak mı doğru olanı? Yoksa ben hepsini gerektiği yerlerde kullanmalı mıyım? Bu birinci sorun. İkincisi, göz ameliyatları için bu akıllı lens, kontak lens, altkıllı lens ve lazer ameliyatlarını olmalı mıyız? Olursak bu veri bozulur mu? Yoksa gözlükle mi devam etmeliyiz hocam? Heh. Şimdi e, güzel bir soru şu Necla Hanımcığım. Birincisi, uh -huh. e, şimdi bazı verileri Michel Marignan'dan alıntılayarak veriyorum. Michel Marignan dersinde anlattı, göz bölümünde anlattı. Aslında bunun fizyopatolojisini anlattı. E, beyne veri gönderen göz önemli bir organ ve bir uzaysal, mekansal konumlanışımında hani gözler e, vücudun üst kısmını, ayaklar alt kısmını yönetir gibi bir lafı var ya onun çok doğru. Gözlerin önemi şurada. E, bir, göz ışık giriyor göz bebeğinden. Görme merkezine görsel veriyi gönderiyor ama o ışığın bazı parçaları beyinde çok farklı noktalara da gidiyor. Ve farklı birçok yerde farklı işlem yapıyor. Bu giren ışığın, girerkenki kırınımı önemli ama onun söylediği şuydu, bence çok mantıklı. Bu progresif gözlükler. Yani bu şimdi gözlük camlarını yaparken bir sürü prizmayı iç içe katlayıp işte presleyip bilmem ne yapıyorlar. Ve özellikle uzak ve yakını birlikte yaptıkları gözlükler. Yani söylediği o, o bozuyor. Normal gözlük bozmuyor. Zaten muayenede de eğer hastanın gözlüğü varsa gözlükle yapıyoruz. Ama uzak yakın birlikte gözlüğü varsa yapıyoruz. şey olarak onu çıkartıyoruz. Çünkü o mutlak bozuyor. Şimdi uzak yakın birlikte uygulanan göz, göz içine uygulanan lensler için soracaksınız. Orada ben fikir yürütüyorum. Çünkü o böyle lens ya yani öyle çok iç içe geçmiş prizmalar ve o kadar o camın preslenmesi gibi bir mekanizması yok. Işığı o kadar çünkü bir sürü prizmadan olunca dışarıdaki objelerin konumunu bozuyor. Yani durduğu yeri uzaysal konumunu bozuyor bizim gözümüze gelirken. Zaten o gözlükler alışıncaya kadar bir hafta falan yerde mi gökte mi bilmeyip onu bunu çarpıp düşürme işte elini falan ayarlayamama gibi durumlar oluşuyor. Optisyenler bunu da söylüyorlar. Bahsedilen gözlükler onlar. Normal gözünüzü takacaksınız. Sadece daha konforlu olsun diye uzak yakın birlikte olan gözlükleri kullanmayacaksınız. Gözlüğe ihtiyacınız var evet. ama astigmat bozuyor mu? Hayır yani ona göre şekilleniyor. Astigmatı var diye bir insanın postürü bozulmuyor. O gözlüklerin içindeki o prizmatik bir sürü prizmaların oluşturduğu ışıklı ışın kırılmasıyla oluşan dışarıdaki objelerin konum, uzaysal konumlanışının yerlerinin bozulması. Geçişteki bozulması. Yani şey gibi düşünün. <laughs> bir camın içi, bir yarım bardak cam suya bardağın içine bir kaşık koyun. Kaşığa baktığınızda dışarıdan kaşığın suyun üstündekiyle suyun içinde orada bir kırılır gibi olur ya ortaokul fen derslerinde hatırlayın. İşte o kırınımla objenin algısının bozulması. İşte bundan sayısız bir prizma oluşturduğunuzda ve ışığı onun içinden geçirip algıladığınızda o zaman sorun oluyor. Ama sizin kırmak kusurunuzu düzelten gözlüklerle ilgili bir sorun yok. Hı hı. Benim söylediğim bu o... progresif özel camlar. Hı hı. Anladım. Hı hı. Yani... E bu buna, hı -hı. buna mavi ışık e, engelleyen gözlükler dahil mi hocam? Sadece mavi ışık engelleyen yok. Yok, onlarda Aha. öyle bir şey yok. Onlarda hı -hı. sadece Okey. kolorla ilgili bir çalışma var. Zanmetmiyorum. Tamam. Hı hı. Ama şey yani şu lenslerle ilgili bu hı. gözün için uygulanan lenslerle ilgili onların bir fizyopatı yani mekanizmasını çok anlayamadım oluşturulurken uzak yakın birlikte uyguluyorlar ya evet, de evet. böyle bir şey demedi bunlar yeni Hı -hı. popüler olan şeyler bu lensler ee, öyle lens uygulanmış hastada muayene edip diğer faktörleri elimin ettikten sonra hala postürel bozukluğu varsa o zaman bir şey söyleyebilirim öyle hastam olmadı daha yani <laughs> bilimsel şey veriler her zaman var olan şeyi kontrol edip hani bir deney çek edip o e, elimine ederek net söylenebiliniyor. Her şeyi her şekilde çok şey kestirip atmak gerekmiyor. Yani ben Nişan anlattı, çok mantıklı anlattı. Hep söylerim, ertesi gün gelip e, o belim ağrıtan ayakkabıyı e, giymedim. Daha ertesi de giyip denedim. Yani adam o kadar ömrünü vermiş bir, bir sürü ölçüm yapmış laboratuvarda anlatsa bile yine de e, bir denemekte fayda var. Denemek, deneyim her zaman çok daha etkili oluyor. Evet. Teşekkür, teşekkür ederim hocam. Hocam ben ben söz alabilir miyim? Buyurun miyelim? tabii buyurun. Herkes alacak sırayla. Hiç sorun. Tedavi hocam. Hı hı. Ee, şöyle bir şey gözden başlayınca şimdi ben oğlum için katılıyorum skolyoz e, sorunumuz var ve bununla ilişkili yığınla sorun bir <laughs> arka sıra geliyor ee, gözde be. sadece sol gözde mesela sol göz iki numara sağ göz bir numara olayı da e, bu postürü Bu etkilemez. şekilde... Et etkilemez Etkilemez. E, gözdeki görme iki gözlüğün farklı ama tabii ki şey yani e, optisyeninizin güzel doğru bir gözlük ve odaklanmayı, odağını iyi ayarlanması tamam mı? o etkilemez. Postür etkilemez zaten. Zaten postür muayenesinde onları çıkartıp, gözlü çıkartıp muayene etmiyoruz. Vardı, kullandığı varsa kullansın. Onun bir etkisi yok. Benim söylediğim gibi. Ama gözü söylemişken şeyi söylemeyi unuttum. E, çok nadir rastlanan şaşılık, ve yani gizli şaşılık falan onlar da yapabiliyor. O hastalarda zaten şey birçok e, faktörü dışladığınızda onu muayenede de görüyorsunuz. Ve şey yani onun kulakta ben avrupiloterapiyi de kullanıyorum e, bu bu kulağı düzeltirken onun noktaları falan birazcık daha farklı kullanılan noktalar ama çok sık ben rastlamadım. Ama yani bence vardır problemi bana gelmemiştir e, diye düşünüyorum. Hı -hı ben de postüroloji, yıllardır postüroloji ile uğraşıyorum ama 2018'den beri, 2018'de Michel Marignan'dan en son eğitimimi aldığımdan beri daha başka bir vizyona taşıdım. O yıllardır çabalarım bir noktada aydınlan, bir aydınlanma yaşadım diyebilirim yani. Tam böyle o şeyi çaba, uğraştığım şeylerin karşılığını aldım diyebilirim. O da yani bu bakış açısında yani. Senin. Gizli şaşılığı düşünmezdim. Ben kendimi çok şanslı hatta ediyorum. Ee, bu. bir de Kaybedince kendisini böyle bir şansı yakalamış olmakla çok insana çok faydası oluyor çünkü ve benim hasta tedavi süremi yani bazılarında yarı yarıya bazılarında üçteki en azından mutlak üçte bir yani kaç seansımı azalttı ve uzun vade tedavi başarımı çok arttırdı bu yaklaşım. Hocam gözle ilgili bir şey sorabilir miyim? Hı <laughs> hı. İdem ben. İdem ben. E, gözlüğümüzü takmadan evin içinde vakit geçirsek bu doğru mu olur? Hiç Hep sorun değil. Diye. Kırma kusurları sorun değil. Kırma kusurları, e, şey, e, bu gözü ışığın geçmesiyle birlikte. O ışık kusurları e, o retinada gözün içine hani e, böyle bir e, obje geliyor ve ışık düşüyor ve o retinada gözün içindeki arka kısmına görüntü oluşuyor. O görüntü oradaki reseptörler o ışıkları alıyor ve beyindeki görme merkezine götürüyor. O kırma kusurları o objeyle ilgili sorunlar yaratıyor. Ama direkt santralden giden ışık direkt retina'dan başka beyindeki başka işlenmiş bu işlenişiyle ilgili mekanizmalara dahil oluyor. O yüzden de kırma kusurları postürolojik bir ciddi bir sorun yaratmıyor. Tabii astimatınız varsa dengesiz oluyorsunuz, bir şeylere çarpıyorsunuz, ediyorsunuz. Bizim bahsettiğimiz şey o beyindeki santral kontrolün sağlanması, o vücuttaki otonomik, o bizi ayakta tutan kas tonusunu sağlaması. İşte onu yapıp yapmamasıyla kırma kusurlarının alakası yok. O görme merkezine giden görüntüyle Yakın. Yani arada takmayabiliriz istediğimiz evet. zaman. Yani siz bilirsiniz. Yani benim postür anlamında söylüyorum. Tamam. İstiyoloji, beyindeki vücudumuzu ayarlaması, o 3-4 santim kaymayı ayarlaması anlamında sorun yaratmaz diyor. Görsel anlamda. Tamam. Ama başka şeylere sorun yaratabilir tabii ki. Hı -hı. Bu ucağım. Buyurun. Pardon. Buyurun. Hı -hı. Ee, şey, ben şaşıl şaşılıkla ilgili e, diyelim ki ameliyat edilecek seviyede değil kitap okumayla düzeldi denip bırakıldı hani onun tekrar gözden geçirilmesi gerekir Bir kontrol edilse mi? iyi olur yani. Ee, şey var, postürolojiyle dünyada çok farklıza uğraşan kişi, ortopedistler çok uğraşıyor, oftalmologlar, gözcüler çok uğraşıyor, fizik tedavicilerden uğraşanlar var, ee, nörolog da var ama daha çok bunları oftalmologlar falan da var, bayağı uğraşan bu işlerle. Onların çok yaptığı şeyler var. Ee, tabii ki hep e, Michel Marignan'ın yaklaşımı şuydu ki bunun santral olduğunu çözmekti. Fizik okuduğu için ortopediden önce laboratuvar ve başka bir bakış açısı aldığı için e, değerliydi bu şeyi. Yani bir şeyi ölçüp e, şey yapmaktan öte, bir onlarla ilgili bir sürü oftalmologların falan egzersizleri şeyleri var. E, böyle bir çözüm yani çözüm bulmaktı, klinik çözüm bulmaktı. E, ben e, çok fazla deneyimim yok yani şaşılıklarla ilişkili olarak. Zaten yani Türkiye'de çok farkındalık yok. Yani bu, bu toplantılar bu görüşler şaşılığı olan şey olanlarda bakarız yani e, Michel Marignan'ın eğitiminde de daha çok şeydi daha ortopedik kökenli de olduğu için genel bütün vücut bütün şeylerin düzenlenmesi konusunda çok şeyler anlattı e, ve şey e, daha deneyime ihtiyaç var ben ama şaşılı olanların kontrol edilse iyi olur diyorum. Özellikle de zihinsel şeylerle ilgili dikkat dağınıklığı, okul başarısı yani çocuklar çok önemli 10-20 yaş arasında postürümüz oturuyor özellikle. O yıllarda Yapılacak şey o insanların, o çocukların hayatı için çok önemli olacak. Aynı şekilde biraz önceki e sorudaki skolyozda olduğu gibi. Skolyozda da çok önemli. Skolyoz tedavilerindeki o yoğun egzersizler, o tabanlıklar gerçekten sizce işe yarıyor mu? Yaramıyor hiç benim gözlemim. Hiçbir işe yaramıyor. Ama... Çok basit noktalarda ben hani skolyoz hastaların bu süreçte skolyoza ben daha önce skolyoza bakmazdım ben ortopedist değilim. Ama bu süreçte 2018'den beri bir şekilde müdahil olduklarım oldu ve gerçekten ölçünce de çok farklı. Kullandıkları tabanlıklarla yani şey kürek kemiklerini ölçüyorsunuz evet. skolyozda. Yani iki tane kürek kemiği şöyle duruyor normal Aynen. çıplak ayakla tabanlığını taktığında böyle oluyor. Daha da çok artıyor. Çünkü neden? Zaten vücudun postüründe kayma var. Bir taraf yani sonuçta bazılarına da bir bacağın kısa deniyor ya. Şimdi o tabanlıklar o ölçümlerle oluşturuluyor. Yere basma şeyini eşitlemeye. Basmadığı yerler ve eşit değil zaten. O yüzden de bazı noktalarda eşit basmıyor. Oraları destekleyen tabanlıklar yapılıyor ben teknik olarak o kadar ayrıntısını bilmiyorum. Hep içime sinmedi eskiden beri tabanlıkla uğraşmadım Michel Marignan'dan önce. ilk hep bu diş sıkmayla uğraştım da onunla uğraşmadım. İyi uğraşmamışım çünkü zaten yanlış bir noktadaymış şey olarak. İşte o tabanlıklarla o eksikleri desteklediğimizde şimdi şöyle kaymış aşağıdan Kaymış yeri daha da destekliyorsunuz. Yani o yukarıdan aşağıya düzeltmek yerine mekanik olarak düşünsek bile daha da arttırıyor o yüzden. Ve ben sadece bu ee, Michel Marignan'ın tekniğini uygulayarak onun tabanlıklarıyla çok düzelen hasta gördüm. Yani çok görmedim yanlış oldu cümlem. O kadar çok deneyimim ama böyle düzelen zaten normal doğru tabanlı bu ölçümle bu mantıkla verdiğimizde kullandığında zaten o şey geri geliyor. Hastanın yakınları da görüyor bir de o hastalar o iğrenç dayanılmaz tabanlıklar şeyler o çocuklara o ayakkabılardan kurtarmış oluyorsunuz ve çok ağır egzersizlerden kurtarmış oluyorsunuz. Ama şey yani buradaki anlam şu onu da burada vurgulayayım. Şimdi beynin hep söylemişimdir beyne giden veri ya önemli olan yani şu kompütüre gelen veri çok önemli. Ayaktan gelen veri bası ve yere değme verisi bası verisinde o incecik şeyi geçtiğinde o Mişel Marinyan'ın tabanlıklarından ben nereye koydum? vardı bende. O incecik iki milimi geçtiğinde e, beyin onu başka bir şey olarak, referans veri olarak almıyor. Yani o tabanlıkla yaptığınız referans veri değil. Ben onu şöyle benzetiyorum. E, yani bir ayağınıza biraz topuklu, bir ayağınıza düz bir ayakkabı giyip yürümeye çalışmak gibi. Bilirsiniz, beyin onu biliyor. Eğer yani bir ayakkabınızın topuğu kırıldı ve öyle yürüyorsunuz aksayarak gidersiniz ya işte onu beyin onu bilerek öyle bir kontrol yapar basarken kendine İşte beyne siz tabanlıkla ekstra bir veri gönderiyorsunuz referans veriyi düzeltmiyorsunuz referans veriyi düzeltmek için iki milimi geçmemek gerekiyor ayakkabı içinde seçerken de o iki milim hikayesi içindeki yükseklikler o yüzden önem kazanıyor Referans veriyi düzeltmek amacımız. O 4 santim bütün vücudu, o kasları rahatlatmak istiyorsak referans veriyi düzeltmek önemli. Burası anlaşılıyor mu? Çok mu karışıyor? Evet. evet. Hocam ben sorumu sorabilir miyim Tabii acaba? Buyurun.